İşte onlar da tahtın önüne geldiler. Her biri yaşının eklemlerinin izin verdiği ölçüde yerlere eğildi ve yeniden doğrulmak için hanın işaretini bekledi. Ama beklenen işaret bir türlü gelmiyordu. 10 dakika geçti. Sonra 20 dakika geçti. En gençleri bile böyle iki büklüm durmaya çok fazla dayanamazdı. Ama elden niye gelirdi ki? İzin verilmeden doğrulmaya kalkışan hükümdarın intikam oklarına hedef olacaktı. Birbiri ardı sıra dizlerinin üstüne düştüler. Bir önceki kadar saygılı hem de daha az yorucu bir duruştu hükümdar. Ancak son diz kapağı da yere değdikten sonra doğrulmaları ve konuşmadan çekilmeleri için işaret verdi. Olayların bu seyri kimseyi şaşırtmamıştı. Ödenmesi gereken bir bedeldi bu. Hanlıkta işler böyle yürürdü. Daha sonra Türk subaylar, eşraf toplulukları ve birkaç dihkan yani köy ağası yaklaştı. Herkes mevkiine göre hükümdarın ayağını, elini, omzunu öptü. Sonra öne çıkan bir şair, Nasır Han'ın şanını öven tumturaklı bir kaside okumaya başladı. Han çok sıkıldığını hiç gizlemedi. Bir el işaretiyle şairi durdurdu. Maveinciye eğilmesini işaret etti. Aktarması gereken buyruğunu bildirdi. Efendimiz burada bulunan şairleri hep aynı konuların tekrarlanmasından bıktığını, artık bir aslana, bir kartala, hele hele güneşe benzetilmek istemediğini bildiriyor. Söyleyecek başka bir şey olmayanlar gitsin. Mabeyincer'in sözlerini mırıltılar, kıkırdamalar izledi. Sıralarını bekleyen şairler arasında da tam bir kargaşa yaşandı. Hatta bazıları iki adım geri gidip fark ettirmeden sıvıştılar. Sadece bir kadın sıradan çıkıp kararlı adımlarla tahta yaklaştı. Ömer'in soru dolu bakışını gören kadı fısıldadı. Buharalı bir kadın şair, kendini Cihan diye takdim ediyor. Hareketli aşk hayatıyla tanınan genç bir dul. Ebu Tahir sesinden kadını ayıpladığı anlaşılıyordu ama bu sözler Ömer'in ilgisini iyice artırdı. Gözlerini Cihan'dan alamıyordu. Cihan peçesinin alt tarafını kaldırmış, boyasız dudakları ortaya çıkmıştı. Çok hoş düzenlenmiş bir şiir okumaya başladı. Şiirde bir kez bile Han'ın adı geçmiyor, onun yerine hem Semerkant hem de Buhara'ya iyilik saçan, sonra da onun sularını almaya layık bir deniz bulunmadığı için çölde gezen, gözden yiten Soğut nehrine zarif övgüler düzülüyordu. Nasır Han alışılmış beylik cümlesini yineleyerek iyi konuştun, ağzın altın dolsun dedi. Kadın şair altın dinarlarla tepeleme dolu geniş bir sininin üzerine eğildi. Altınları teker teker ağzına doldurmaya başladı. Bu arada sahneyi izleyenler de altınları yüksek sesle sayıyorlardı. Cihan boğulmasına ramak kala bir hıçkırığı güç bela bastırınca en başta hükümdar olmak üzere tüm saray erkanı kahkahadan kırıldı. Mabeyinci kadına yerine dönmesini işaret etti. 46 dinar saymışlardı. Sadece Hayyam gülmüyordu. Gözlerini Cihan'a dikmiş, bu kadına karşı neler hissettiğini çözmeye çalışıyordu. Şiiri öyle saf, belagati öyle saygın, yürüyüşü öyle cesurdu ki. Ama işte ağzını tıka basa sarı madenle doldurmuş, bu onur kırıcı ödüle teslim olmuştu. Peçesini indirmeden önce iyice yukarı doğru kaldırdı ve öyle bir bakış serdi ki gözlerine. Ömer o bakışı tutmak, içine çekmek, hiç bırakmamak istedi. Kalabalığın farkına bile varmadığı kısacık bir an. Aşık içinse bir sonsuzluktu bu. Zamanın iki yüzü var dedi kendi kendine Hayyam. İki boyutu, uzunluğunun güneşin seyri belirliyor. Kalınlığını ise tutkular. Bu kutsal anın akışını kadı kesti. Hayyam'ın koluna vurdu. Hayyam ona doğru bir döndü, sonra başını hemen geri çevirdi ama artık çok geçti. Kadın gözden gitmiş, galeride geride peçeden başka bir şey kalmamıştı. Ebu Tahir dostunu hana takdim etmek istiyordu. Bunu usulünce yaptı. Bugün yüce çatınızın altında Horasan'ın en büyük alimi Ömer Hayyam bulunuyor. Ne bitkiler alemi esrarını saklayabilir ondan ne de yıldızlar. Ömer'in en iyi olduğu ilim dalları içinden Kadı Efendi'nin tıp ve astrolojiyi seçmesi boşuna değildi. Birincisi sıhhatlerini koruyup ömürlerini uzatmak, ikincisi de bahtlarını kollamak için gerekli olduğundan hükümdarlar bu iki ilmi hep en üstünde tutmuşlardır.
Han söylenenlere sevinmiş göründü, şeref duyduğunu açıkladı. Ama ilmi bir sohbete girecek havada olmadığı ve herhalde ziyaretçinin niyetleri konusunda da yanıldığı için en gözde cümlesini yinelemenin yerinde olacağını düşündü. Ağzı altında da olsun. Ömer Hayyam birden afalladı. İçinden yükselen tiksinti duygusunu zor bastırdı. Ebu Tahir bunu fark edip kaygılandı. Ömer ihsanı reddederse bunun hükümdar tarafından bir hakaret olarak algılanacağından korktuğu için ağır ve ısrarlı bakışlarını dostunun üzerine dikip onun omuzundan dürttü. Boşunaydı bu çabası. Hayyam kararını vermişti. Haşmet Meab, beni affetsin, oruçluyum. Onun için ağzıma hiçbir şey koyamam. İyi de Ramazan ayı sona ereli 3 hafta oluyor yanılmıyorsam. Ramazan'da seferiydim. Nişapur'dan Semerkant'a geliyordum. Bu yüzden orucumu bozmak zorunda kaldım ama telafi orucu tutmaya niyet ettim. Kadı ürkmüş, kalabalık dalgalanmaya başlamıştı. Hükümdarın yüzünden bir şey anlamak olanaksızdı. Sorusunu Ebu Tahir'e yöneltmeyi tercih etti. Sanki dinin tüm ve inceliklerine vakıfsın. Hoca Ömer altınları ağzına soksa ve sonra hemen çıkarsa orucu bozulur mu bozulmaz mı? Bunu bana söyleyebilir misin? Kadı olabildiğince düz ve tarafsız bir sesle konuşmaya çalıştı. İşin aslı ağzına sokulan her şey orucun bozulmasına yol açabilir. Ve gün olur insan bir sikkeyi yanlışlıkla yutabilir de. Nasır bu gerekçeyi kabul etti ama tam tatmin olmamıştı. Ömer'e sordu. Beni geri çevirmenin gerçek nedeni bu mu? Hayyam bir an duraksadı. Sonra konuştu. Tek neden bu değil. Konuş dedi han. Benden korkmana hiç gerek yok. O zaman Ömer şu mısraları okudu. Yoksulluk muydu beni huzuruna getiren? Değildir yoksul azla yetinmeyi bilen. Hiçbir şey beklemem senden saygıdan başka. Dürüst ve özgür bir kişiye saygı göstermeyi bilirsen. Gün yüzünü göreme inşallah Hayyam diye mırıldandı Ebu Tahir. Sanki kendisine de lanet okur gibi. Bu bedduasında samimi değildi tabii ama gerçekten korkmuştu. Çok kısa bir süre ince ki öfkenin yankıları hala kulaklarındaydı ve canavarı bir kez daha kafesine sokabileceğinden emin değildi. Han'ın sesi soluğu çıkmıyordu. Öyle donup kalmıştı. Kimsenin kestiremeyeceği bir kararı ölçüp biçiyordu sanki. Yakınları ağzından çıkacak ilk sözü bir hüküm gibi bekliyorlardı. Mahiyetinden bazıları fırtına patlamadan önce savuşmayı yeğlemişlerdi. Ömer genel şaşkınlık havasından yararlanıp Cihan'ın gözlerini aradı. Sırtını bir sütuna yaslamış, yüzünü avuçlarına gömmüştü. Yoksa o da Hayyam için mi titriyordu? Sonunda han ayağa kalktı. Kararlı adımlarla Ömer'e doğru yürüdü. Elini tutup var gücüyle sıktı. Sonra elini bırakmadan peşi sıra sürükledi. Vakanüvisler bu hadiseyi Mavera-ün-Nehir'in efendisi Ömer Hayyam'ı öyle takdir etmişti ki onu tahta yanında oturmaya davet ediyordu diye nakledeceklerdi. Saraydan çıkar çıkmaz Ebu Tahir sonunda han ile dost oldunuz işte dedi. Biraz önce korkudan nasıl gırtlağı kurumuşsa şimdi de aynı ölçüde seviniyordu ama Hayyam soğukça yanıtladı onu. Denizden komşu hükümdardan dost olmaz, özdeyişini unuttun mu yoksa? Önünde açılan kapıyı hor görme, bana sarayda istikbalin hazır gibi geliyor. Saray hayatı bana göre değil, benim tek düşüm, tek istediğim günün birinde bir gülistanın içine kurulmuş bir rasathaneye sahip olmak ve elimde kadehim, yanında bir dilberle kendimden geçmiş bir halde gökyüzünü seyre dalmak. ''Şu şaire gibi bir dilberle mi?'' diye dalga geçti Ebu Tahir. Ömer'in aklı hep ondaydı ama sustu. Ağzından kaçıracağı en küçük bir sözün duygularını ele vereceğinden korktu. Ciddiyetten biraz uzaklaştığı kanısına varan kadı ses tonunu ve konuyu değiştirdi. ''Senden bir iyilik isteyeceğim. Asıl sen beni iyiliğe boğdun. Öyle olsun.'' diye lafı geçiştirdi Ebu Tahir. ''Diyelim ki ben de yaptığım iyiliklere karşı senden bir şey isteyeceğim. Konağının cümle kapısının önüne gelmişlerdi. Sohbete dört başı mamur bir sofrada devam etmek için Hayyam'ı içeri davet etti. ''Senin için bir tasarım var. Bir kitap tasarısı. Bir an için rubailerini unutalım. Ben onları dehanın kaçınılmaz kaprisleri diye görüyorum.'' Ama senin asıl mükemmel olduğun alanlar tıp, astroloji, matematik, fizik ve kelam. İbn Sina öldükten sonra bunları senden iyi bilen kimse kalmadı desem yanılmış mı olurum? Hayyam ses çıkarmadı. Ebu Tahir söze devam etti.
Ben bilginin bu alanlarındaki son kitabı senden bekliyorum ve bu kitabı bana ithaf etmeni istiyorum. Bu alanlarda son kitap diye bir şey olabileceğini sanmam. Ve zaten bu yüzden şimdiye dek okuyup öğrenmekle yetindim. Kendim hiçbir şey yazmadım. Ne demek istediğini açıkla. Eskileri ele alalım. Yunan'ı, Hint'i, benden önceki Müslümanları ele alalım. Hepsi de bu dallarda bol bol eser yazmış. Onların dediklerini tekrarlarsam benim çalışmamın bir değeri kalmaz. Eğer onlara karşı çıkarsam ki içimde sürekli böyle bir eğilim var, ardımdan gelecek başkaları da bana karşı çıkacak demektir. Alimlerin yazılarından yarına ne kalacak? Sadece kendilerinden öncekileri hakkında söyledikleri kötü şeyler. Ötekilerin kuramlarında çürüttükleri ne varsa hatırlanacak. Ama kendi tasarladıkları da kaçınılmaz bir şekilde onların ardından gelecekler. Gelecekler tarafından yok edilecek. Gülünç duruma düşürülecek. İlmin kanunu budur. Şiirde ise böyle bir kanun yoktur. Kendinden önce gelmiş hiçbir şeyi yatsımaz ve ardından gelenler tarafından da yatsınmaz. Huzur içinde aşar geçer yüzyılları. Bunun için rubai yazıyorum. Beni ilim aleminde asıl büyüleyen ne biliyor musun? En yüce şiiri orada bulmam. Matematikte sayıların o baş döndürücü sarhoşluğunu, astronomide kainatın muammayı andıran mırıltısını, ama Allah aşkına bana hakikati laf etmeyin. Semerkant. Amin Maluf. 3. Bölüm. Bir an susar gibi oldu ama hemen devam etti. Semerkant civarında dolaştığımda harabeler gördüm. Üzerlerindeki yazıtları kimse çözemiyor artık. Kendi kendime sordum. Bir zamanlar burada yükselen şehirden ne kalmış geriye? İnsanları geçelim bir kalem. Onlardan daha fani yaratık bulunmaz zaten, ama uygarlıklardan geriye ne kalmış? Hangi hanlık baki kalabilmiş? Hangi ilim, hangi kanun, hangi hakikat? Hiçbiri. O harabelerde ortalığı karıştırıp durdum. Ama bir çömlek parçası üzerine oyulmuş bir yüz ve bir duvar üzerinde kalmış bir resim parçasından başka bir şey bulamadım. İşte benim sefil şiirlerim de 1000 yıl sonra çömlek parçalarına sonsuza dek toprağa gömülmüş bir uygarlığın kalıntılarına dönecek. Bir şehirden geriye yarı sarhoş bir şairin onun üzerinde dolaşan umursamaz bakışlarından başka bir şey kalmaz. Afallayıp kalan Ebu Tahir ne demek istediğini anlıyorum deyip kemküm etti biraz. Şarap kokan şiirlerini de şafi bir kadıya ithaf etmek istemezsin herhalde. Aslında Ömer uzlaşmayı ve minnettarlığını göstermeyi bilecek, deyim yerinde ise şarabına su katacaktı. Sonraki aylarda 3. dereceden denklemleri ele alan çok ciddi bir eser yazmaya girişti. Bu Cebir eserinde Hayyam, bilinmeyen sayıyı göstermek için Arapçadaki şey terimini kullanmış, İspanyolların ilmi eserlerinde say olarak geçen bu kelime zamanla kısaltılıp sadece ilk harfine indirgenmiş, sonra da X tüm dünyada bilinmeyen sayının simgesi haline gelmişti. Hayyam'ın Semerkant'ta tamamladığı eseri koruyucusuna ithaf edilmişti. İlim ehlinin gözden düştüğü bir devrin kurbanlarıyız ve alimlerin çok azı kendilerini gerçek bir araştırmaya vakfetme imkanı bulabiliyor. Günümüz alimlerinin sahip oldukları yetersiz bilgi de maddi amaçlar için harcanıyor. Ben de bu dünyada hem ilimle hem de dünya ahvaliyle ilgilenecek ve insan soyunun geleceği hakkında samimi bir kaygı taşıyacak bir insan bulmaktan artık ümidimi kesmiştim ki Allah bana büyük kadı İmam Ebu Tahir ile tanışmayı lütfetti. Onun sayesinde kendimi bu çalışmalara hasredebildim. O gece artık evi gibi kullandığı Cihannuma'ya doğru dönerken Hayyam, okumak veya yazmak için fazla geç olduğu düşüncesiyle yanına lamba almamıştı. Şevval ayının sonuydu ve soluk bir hilal halindeki ay da yolunu hiç aydınlatmıyordu. Kadı Efendi'nin konağından biraz uzaklaşınca ancak el yordamıyla yolunu bulmaya başladı. Birkaç kez sendeledi, çalılıklara tutundu, bir salkım söğüdün sert okşayışını yüzünde hissetti. Odasına henüz varmıştı ki bir ses, yumuşak bir sitem yükseldi. "Seni daha erken bekliyordum." Aklını bu kadına fazla taktığı için mi şimdi onu işittiğini sanıyordu? Yavaşça kapattığı kapanın önünde ayakta durmuş, gözleriyle bir silüet arıyordu çevresinde. Ama boşuna, ses tek başına yükselip erişti ona yeniden. Rahatça işitiliyordu ama hafif boğulu gibiydi sanki.
Konuşmuyorsun, bir kadının odanın mahremiyetine böyle tecavüz etmeyi göze alabileceğine inanmayı reddediyorsun. Sarayda bakışlarımız kesişti. Bir ışıltı dolaştı içlerinde ama han, kadı ve saray erkanının hepsi oradaydı ve bakışlarını kaçırdın. Birçok erkek gibi arkana dönüp uzaklaşmayı seçtin sen de. Basit bir kadın için, sana çeyiz olarak sivri dilinden ve kötü ününden başka bir şey getirmeyecek bir dul için kadere meydan okumaya, hanın gazabını üstüne çekmeye değer miydi hiç? Ömer, esrarengiz bir gücün elini kolunu bağladığını hissediyor, ne bir adım atabiliyor ne de ağzını açabiliyordu. ''Hiçbir şey söylemiyorsun.'' dedi Cihan alaycı ama şefkatli bir sesle. ''Ne yapalım, ben de tek başıma konuşmaya devam ederim. Zaten şu ana dek her işi ben kotardım. Sen saraydan ayrıldıktan sonra hakkında ufak bir soruşturma yaptım. Nerede oturduğunu öğrendim. Semerkantlı zengin bir tüccarla evli zengin bir amca kızımda kalacağımı duyurdum sağa sola. Sarayla birlikte seyahat ettiğimde genellikle haremde yatacak yer bulurum kendime. İçeride birkaç ahbabım var. Arkadaşlığımdan hoşlanırlar. Etraftan duyup onlara yetiştirdiğim hikayelere bayılırlar. Ve beni kendilerine rakip diye görmezler. Hanın kadını olmak için yanıp tutuşmadığımı bilirler. İstesem onu baştan çıkarırdım ama o kadar çok hükümdar eşi tanıdım ki böyle bir kader cezbetmiyor beni. Bana göre hayat erkeklerden çok daha önemli ve ben bir başkasının veya hiç kimsenin karısı olduğum sürece hükümdar şiirlerim ve kahkahalarım da divanında boy göstermemi hoş karşılıyor. Benimle evlenmeyi aklından geçirse ilk işi beni kapatmak olur. Uyuşukluk halinden zar zor çıkan Ömer, Cihan'ın sözlerinden hiçbirini yakalayamamıştı ve ağzından ilk kelimeler döküldüğünde kadından çok kendisine daha doğrusu bir gölgeye sesleniyordu sanki. Delikanlıyken ve daha sonraları yetişkinliğe adım attığında kim bilir kaç kez bir bakışta ve bir gülümsemeyle kesişti gözlerim. Gece olduğunda o bakışın bir mevcudiyet haline geldiğini, ete kemiğe büründüğünü, karanlığın içinde gözlerimi kamaştıran bir kadın olduğunu düşlerdim. Ve şimdi ansızın bu gecenin karanlığı içinde bu gerçek dışı köşkte, bu gerçek dışı şehirde karşımdasın sen. Hem güzel hem de şair kadın. Kendini sunuyorsun bana. Kadın güldü. Ne biliyorsun sunduğumu? Elini bile sürmedin bana, yüzümü görmedin ve hiç kuşkusuz görmeyeceksin de. Çünkü güneş beni kovmadan çok önce gitmiş olacağım.